Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni Türkiye Senaryosu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben birinci günde Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan'a savaş açıp Suudi Arabistan topraklarımıza kattıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri bize bir karşı savaş açmıştı bildiğiniz üzere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne devasa büyüklükte bir çıkarma yaptıktan sonra gördüğünüz üzere buradan büyük bir toprak almayı başardık. Hatta şu an diplomasimize bakacak olursak 23.735 binlik bir nüfusumuz varken 3.377 binlik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Şekillendir Osmanlı İmparatorluğu dediğim zaman gördüğünüz üzere buradan sadece İran'dan bir toprak almam gerekirken Kırım'dan da ve Balkanlardan ufak topraklar alınca Osmanlı İmparatorluğu resmi olarak kurabiliyoruz arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki bir önceki bölümde final yapacağımı söylemiştim. Lakin siz 500 like'ı geçecek düzeyde like attığınız için arkadaşlar ben de yeni bir bölümünü çekme kararı aldım. Bu arada 400 like geldiği anda yeni bölümünü sizlere yeniden sunacağım. Haberiniz olsun. Şimdi hedefimiz ilk önce Azerbaycan sınırındaki İran topraklarından başlayacağız. İran'a karşı bir savaşımızı ilan edeceğiz ve İran'dan şu Kuveyt'e kadar ulaşan tüm topraklarını katmaya çalışacağız arkadaşlar topraklarımıza. Hatta direkt olarak başlayalım. Zaten günlük gelirimiz 250 bin civarında. Yorumlardan hepsini okumaya çalışıyorum. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bazen cevaplamayıp kalp atıyorum sadece haberiniz olsun. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde askerlerimi basacağım. İran sınırındaki tüm askerlerimi kuvvetlendirip daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın buraya bir çıkarma yapmıştık biliyorsunuz ki 360 binlik ordumu direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne İran sınırıma çekeceğim. Çünkü bir önceki bölümde bir de çok fazla isyan yedik abi. Çok aşırı derece isyan yedik. Bu arada yavaş yavaş 6910 abone olduk. Ben bu video atmadan önce 6910 olduk tabii ki de. 7000 abonede güzel bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Bu akşam bence bir 7000 olma challenge'ımız var. Bence ne diyorsunuz? Şöyle bir 361 bin. Şu askerleri paylaştırıyorum. Ana ordumuz bu olacak. Ana ordu buradan Tahran'a kadar ilerlerken buradaki ordular ise yardımcılık olacak arkadaşlar. Buradan şöyle basıyorum bakın bunları. Böyle basabildiğim kadar basacağım. Zaten buralardan fazla asker çıkmıyor çünkü burada çünkü isyanlarla cebelleştik arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde çok fazla isyan çıktığı için buralarda az da olsa fazla isyan çıkmıyor yani. Bu arada Amerika'nın para birimini değiştireceğim yakında merak etmeyin. Washington aldıysak para birimini de değiştiririz evvelallah. Açıklama kısmında Discord linkimiz var. Discord'umuza da gelerek bizimle birlikte oyunlara falan katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve bugün 18.00'da Twitch'te canlı yayın olacak. Koy4 RP olacak arkadaşlar. RP'ye de gelebilirsiniz. Şimdi Tahran'a karşı bir savaş yani İran'a karşı bir savaş açacağım. Lakin bu taraf benim güçsüz biliyorsunuz ki. O yüzden şu şekilde şurayı biraz güçlendirmek adına 70 binlik ordumu buraya atacağım abi. Güzel. Şu an tüm ordularımız gelmiş durumda. Artık bu savaşı kazanma ihtimalimiz biraz daha fazla. Hatta var ya 22 bin, 30 bin. Bak şu görüyorsunuz şurada 40 bin bir ordu var. Buralara şöyle biraz daha bastıralım ki yani sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Bu seriyi çok beğendiniz. Gerçekten dizi niteliğinde ilerliyor serimizde. Yani Türkiye'nin geleceğe yönelik bir şekilde ilerlediği için. Desteklerin için de teşekkür ediyorum senaryo arkadaşlar. Şimdi mallarımızı açacağım biraz enflasyon artmasın abi. Şimdi hızlı bir şekilde savaşımı ilan ediyorum. Sıkı 945 binlik bir ekonomisi var ve 6.583 binlik bir nüfusu var. Eğer 6 milyon bir nüfusunu alırsam gördüğünüz üzere 23 binden 30 bine 30 milyona kadar çıkarım diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde şu şekilde savaşlarımı açacağım. İnşallah bu savaşı kaybetmeyiz yani. Ya kaybetmemiz biraz imkansız ama inşallah toprak açıkta bırakmanın hızlı bir şekilde tüm toprakları götürürüz arkadaşlar. Şu şekilde ilerletiyorum. Şöyle gel abi. Bugün saat 18.00'da yayına gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yayında güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz sizlerle birlikte. Şuradaki asker açığını hemen kapatalım. 1912. Şimdi turumuzu yalnız şurayı unutmuşuz ya. Burası da İran'ın toprağıydı. Neyse oraya ayrı bir asker göndeririz artık. Kol ordu yollarız arkadaşlar oraya. Şuradan hemen bakın orada 13 binlik bir ordu gördüğünüz üzere. Burada yalnız bu kadar orduyu nasıl bastın? Hiçbir fikrim yok ama hızlı bir şekilde oraları alacağız arkadaşlar. Adama tur verdik. Şöyle güzel bir şekilde alalım. Tamam. Şimdi şuradan hemen askerler basacağım. Bu askerler burayı tutacaktır büyük ihtimal. Çünkü burada zaten İran'ın fazla bir askeri yok diye görmüştüm en son. Şuralardan arka taraflara da ordu basalım ki sıkıntı yaşamayalım. Şöyle abi gel bakayım. Şimdi 128 binlik bir ordumuz var. 128 binlik ordu bence var ya buraya yeter de artar bile. Gel bakayım abi sen. Daha sonrası 83 binlik şuraya git. İran savaşı çok uzun sürecekmiş gibi geliyor ama bana hadi bakayım hayırlısı. İnşallah bölümün sonuna kadar sürmez. Bölümün sonuna kadar sürerse büyük ihtimal yine biz kazanacağız. Evet en büyük orduma saldırdı veya askerlerin bir kısmı yok olmayı başardım. Ben şimdi hedefim güzel bir şekilde buralarda genişlemek olacak. Çünkü en büyük orduma saldırarak hata etti arkadaşlar. Şöyle hemen alıyorum burayı. Şuraları şöyle al. Nahçıvan da alalım. Şöyle kat abi şurayı.
Evet, daha sonrasında tüm hızlı bir şekilde tüm ordularımı arkadaşlar dağıtacağım buraya ve daha sonrasında bakın buradaki orada büyük ihtimal yüksek güvenliktir yani nasıl desem burada çok fazla asker olabilir. O yüzden buraya biraz daha az asker dağıtmaya özen göstereceğim. İnşallah İran'ı tamamıyla topraklarımıza katarız ve kazanırız diye savaşımızı umut ediyorum bakalım. Şuradan güzel bir şekilde askerlerimizi hemen dağıtalım. Güzel. Şimdi İran, oğlum burada niye 55 bin ordu var ya? Adamın orada 55 bin ordusu var arkadaşlar. Yani ana topraklarında bile bu kadar ordu yokken orada 55 bin ordunun olması biraz saçma geldi biraz. Şuradaki orduyu hesaplayalım. 60 bin burada, 55 bin burada, 17 bin de burada. Tamam. Buraya asker alacağız. Bir sürü asker almamız gerekiyor. Ama neyse ki ana toprakları bizde ya. Hemen askerlerimizi alalım. Şöyle bas abi. Hatta var ya burada savunma yapsınlar bunlar. 23 bin. Daha sonrasında şurada da 60 binlik bir ordu vardı. Yalnız buradan ordu çıkmıyor ya. Bu bizim için kötü olabilir. 11 bin. Asker al. Şuralardan hep asker alıyorum ama arkadaşlar gördüğünüz üzere asker nüfusumuz yetmiyor buraya. 32 olarak bir ihlak edelim. İhlak et abi şu İran'ı. İran'ı vasal yaptık lan. Ne güzel. As bayrakları arkadaşlar as. İhlak talebi. Tamam İran'ı şimdi şey yaptık. Gördüğünüz üzere tüm topraklarını aldık arkadaşlar. İran hatta bir kısım askeri de burada kaldı. Lakin biz vasallaştırıp aldığımız için artık rahat bir şekilde serimizi devam ettirebiliriz diye geliyor içimden. Şu şekilde. Of isyan çıktı kardeş. İsyan çıktı. Bu ne böyle? Bu ne? Dur sakin. Şu askerleri basalım buradan. Şuralardan hemen askerleri basalım da sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Buradan çok fazla isyan çıkıyor ya. İsyanları çözeceğiz inşallah. Şuradan da bas Süleymaniyah'tan. Süleymaniyah. Ne biçim isim bu? Asker al. Oh, tamam güzel. Şimdi bu adamla biraz da olsa asimilasyonlar yapalım. Asimilasyonlar bizi çünkü yükseltebilir bu adama karşı. Şuradan mallarımızı kapatıyorum. Daha sonrasında ise şuradan gördüğünüz üzere asimilasyonlarımızın hepsini kazanıyorum arkadaşlar. Sen buraya, sen buraya, sen de buraya. Abi isyan çıkarmayın gözünü seveyim. İsyan çıkartıp ne yapacaksınız? Hayır vergi de almayayım desem ufak vergi alabilirim tamam ama yani bu kadarı biraz fazla be kardeşim. Tahran'a toplatalım tüm askerlerimizi. Sen buraya geç, sen buraya geç, sen buraya. Arkadaşlar tüm askerlerimi topluyorum çünkü siz dağınık asker sevmiyorsunuz. Ben de şuraları toplayarak güzel bir şekilde yetineceğim buradan. Daha sonrasında şuradaki 20 bin asker bakta kaldı. Ne güzel ya. Tamam, ufak da olsa 76'lık bir asimilasyonumuz var. Şunları hemen kapatalım. Diplomasi puanımız bize az veriyor sanki ama Recep Tayyip Erdoğan huzurunda güzel bir şekilde arkadaşlar oyunumuzun sevini dağılmayı başardık. Şimdi ekonomimize ve nüfusumuza şöyle bakalım. 30 milyon bir nüfusumuz oldu. 4 milyon 164 bir ekonomimiz oldu. Şekilendir Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman Kırım'dan hala toprak almamız olduğunu gerekiyor. Ve buradan kuvveti de topraklarımıza katmamız gerekiyor. Şu ana kadar Kuveyt nasıl yıkılmadı hiçbir fikrim yok ama. Yani biz ilk yıkan biz olacağız sanırsam orayı. Şuralardan arkadaşlar bu arada aşağıdan abone olmayı kesin olarak unutmayınız. 7000 abone olacağız. Yavaş yavaş 10.000'e doğru gidiyoruz. 10.000 abonede güzel bir çekiliş daha yapacağım. Çok büyük bir çekiliş olacak haberiniz olsun. Yani 5, nereden baksanız 1000 liralık bir çekiliş yapmayı düşünüyorum 10.000 abonede. Şimdi Polonya, Afganistan, İsyan. Tam her şeye eyvallah ama İsyan ne kardeşim ya. Polonya savaşından Polonya ne alaka? Tam Ukrayna'dan geçemez zaten ha. Ama Afganistan. Geç abi şuraya geç. Geç geç. Afganistan barış müzakereleri bir yapalım bayağı. Yapmazsa talepleri gönder. Daha sonrasında Polonya. Polonya. Gel bakayım sen de. İsyancılarla barış yapmaya gerek yok. Tamam hepsiyle barış yaptık ama lakin ne tamam bunlarla barışımız iyi olmuş. İsyancıları da çözdük. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar bence. Serimiz gayet güzel ilerliyor. Yani sizin desteklerinin doğrultusuna çok güzel bir şekilde ilerletiyoruz serimizi. Askerlerimizin hepsini şeyin sınırına koyacağım Afganistan'a. Daha sonrasında 389 binlik askerime direkt olarak İstanbul'a getirmeye çalışacağım abi. İnşallah yolda isyan çıkmaz. Bak 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 Macaristan abim bana savaş ilan etti. Tamam gel. Savaşalım o zaman. Sen bana bir kere vur. Yok sen bir kere vur bana. Ben sana 10 kere. Yok lan öyle değildi o. Sen bana 10 kere vur. Ben sana bir kere vurayım. Siz neyse anladınız abi. Şu an çuvalladık ama baya. Şuradan askerlerimi basıyorum. Güzel bir şekilde buradan Tuzla'dan falan askerlerimi ilerleteceğim. Macaristan'dan beklediğim bir savaştı gerçekten bu arada. Çünkü Macaristan topraklarıma katmam gerekiyordu Macaristan'a. Güzel. Şimdi hemen savaşımızı açalım buraya karşı.
Güçlerimiz büyüdük de savaş yorgunluğumuz bu arada bizim çok fazla ya. Savaş yorgunluğunu kapatmamız gerekiyor. O yüzden de isyan çıkma ihtimali biraz fazla. Sevgili Macaristan. Yapmayacaktın kardeşim bunu, yapmayacaktın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şöyle topla abi burayı. Şurayı da topla. 5311. Şimdi evet, Macaristan orayı almayı başardı. Hay, aferin lan sana. Nasıl aldın lan burayı? Yani biz savaşı sevmeyen milletiz ama görüyorsunuz ki bizi savaştıracaklar illa. 13551. Sen buraya git. İyi, turu bana verdi. Macaristan'da topluyorum arkadaşlar buradan. Güzel. Allah belanı vermesin. Sen nereye kaçıyorsun ya? Tamam, Macaristan'ı %100 yapmayı başardık arkadaşlar. Buradan direkt olarak Macaristan'a topraklarıma kattıktan sonra buradaki hemen barışımızı yapıyorum. Ve daha sonrasında şurada bak gördüğünüz üzere Hırvatistan adlı bir devlet var. Hırvatistan aslında tek atma ihtimali yüzde kaç bilmiyorum ama. Askerleri şöyle başına bir topla bakayım şunu. Novi Sad'ı da topla. Daha sonrasında bakın şurada da askerleri var. Şuradan da asker var. Şimdi bu abi biraz çok dağınık topraklar var. Ben dağınık toprakları pek fazla sevmiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde topraklarıma katacağım burayı. 8000. Sen şuraya bir çıkarma yap. Sen buraya git. Tamam, Hırvatistan'da hızlı bir şekilde topraklarımıza kattık. Lakin barışımızı yapmadan direkt olarak Arnavutluğa karşı bir savaş ilan edeceğim. Arnavutluk burada biraz gelişmiş. Helal lan sana, nasıl geliştin burada? Ama seni topraklarıma katmam gerekiyor. Kusura bakma kardeşim. Güneş batıyor koca adam. Gel bakalım gel. Yalnız turu niye sana verdi? Ben burada senden daha güçlüyüm. Evet arkadaşlar, buradaki savaşımız da bitti. Gördüğünüz üzere buraları hemen topluyorum. Artık burada bir asimilasyon yapmamız gerekiyor. Çünkü asimilasyon yapmazsak büyük ihtimal buradan çok fazla isyan çıkacak. Ve bir isyan bizi... Hani Avrupa'dan da isyan çıkmaz ya. Yani ben bu arada bir savaşmayı sevmiyorum. Bir millet istedikten sonra nereden baksan 3 kişi, 4-5 kişiye savaş açtık. Büyük ihtimal ondan sonra isyan çıkıyor olabilir. Şimdi hemen Macarlara bir asimilasyonlarımızı yapalım. Macarlara bir ilhak edelim arkadaşlar. Şuradan barış müzakereleri yapalım daha sonrasında. Buradaki devletleri de alalım topraklarımıza. Daha sonrasında Hırvatistan'a da yapacağım aynısını. Şuraları hemen alıyorum. Talepleri gönder. Burayı da bir kapattıktan sonra artık asimilasyonlarımızı burada rahat bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Tamam, gayet güzel. Evet, gördüğünüz üzere Türkiye'yi Balkanlarda da büyütmeyi başardık. Şuradaki Ukrayna toprakları hariç şu an topraklarımız gayet güzel bir seviyede bence. Yemen alttan topraklarımıza katabiliriz ama yalnız şu an savaş yorgunluğumuz biraz fazla. Şöyle bakalım. Wiki, savaş yorgunluğu %100 arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani büyük ihtimal insan ondan çıkıyor. Ben biraz tur geçeceğim. Etiyopya bana savaş ilan etti. Etiyopya sen kimsin ya? Norveç sen kimsin? Tamam oğlum, savaşmayacağım, savaşmayacağım. Bırakın. Cezayir. Hepsiyle barışımızı yapıyorum. Şimdi savaş yorgunluğumuz hala %100 mü? Evet %100. Bunu azaltacağız, merak etmeyin. Şöyle ufak da olsa asimilasyonlarımızı yapalım da sıkıntı çıkmasın. Her yeri ihlak edeceğim ben ya. Evet, şimdi hızlı bir şekilde topraklarımızdaki asimilasyon oranı azalırken ben o sırada enflasyonu hemen hızlı bir şekilde çözelim. 80-80 zaten, hepsini çözmeye gerek yok. Şuradaki yatırımları açacağım. Aynı şekilde mallara da yükleneceğim. Şimdi savaş yorgunluğumuz hala %100 mü? Nasıl azaltacağız biz bunu ya? Savaş coşkusu bayağı fazla. Neyse, para 1 milyon, 1 milyon dukata kadar düşene kadar bir ihtimal azalacaktır diye düşünüyorum. Azerbaycan Letonya'ya karşı savaş ilan etmiş. Azerbaycan ben gelemem kanka, sen git savaş orada. Tamam, paramız 1 milyon dukata düşsün. Tamam güzel, durdur abi. Paraya eksiye çekmeden malları ve yatırımları kapat. Şimdi asimilasyonlarımız %79 falan. Şunları hemen şöyle bir küçük de olsa asimilasyonlarını yap. Daha sonra da buraya bakıyorum ki savaş yorgunluğumuz hala %100. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer seri olur da yine 400 like gelirse serimizi güzel bir şekilde devam ettirecek. Eğer gelmezse yani bir yerde finalleyeceğiz ama nerede bilmiyorum ama. Dünya fitine kadar giderim. Bilginiz olsun. Dünya fitini yaparım hatta. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Get it together. You might